Levent Üzemen'e çok teşekkür ederim sevgili izleyenler. Şimdi konuyla ilgili bir görüş daha alacağız. Telefonun diğer ucunda bu sefer A-Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç var. Yanımıza hoş geldiniz. Şimdi sürpriz bir karar tabii. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir görevini bıraktı. Kısa süre içerisinde artık federasyondan bir açıklamada gelmesi bekleniyor. Değerlendirelim istiyoruz sizinle. Buyurun. Nihat Özdemir aslında futbol dünyasının Nihat abisidir. Ben de o yüzden Nihat abi diyeceğim. Nihat abi geçen sene de bu kararını dillendirmişti. Bırakmak istiyorum demişti ama olmadı. Yani şartlar müsaade etmedi. Dinamikler buna karşı çıktı. Görevde kalmaya devam etti. Ama esasında şeye baktığımız zaman, gündeme konjektüre baktığımız zaman Naktan Yayın ihalesi öncesi İstifa eden aslında ikinci federasyon başkanı oldu. İlki Abdullah abiydi. Abdullah Kığlı'ydı. Yani ortalık gene kanalların, şirketlerin rekabetiyle kızışırken o da ortamdan rahatsız olmuş ve görevini bırakmıştı. Şimdi Nihat abinin istifasında Naktan Yayın ihalesinin girdiği çıkmaz kulüplerin aldığı tavır Türk futbolunun düştüğü ekonomik buhran bunlara karşısında ürettikleri çözümlerin rağbet görmesi, talep görmemesi artı çözüm üretmek için yaptıkları çalışmaların sonuç alamaması bunların hepsi olabilir. Ama Nihat Özdemir ciddi iyi bir iş adamıdır. Neyin olacağını, neyin olamayacağını fark edecek kadar da tecrübelidir. Ve 20 yıldan fazladır da Türk futbolunun içinde yönetici olarak yer aldı. İkinci başkan olarak yer aldı. Federasyon başkanı olarak yer aldı. Eğer bu noktada bu kararı vermişse biraz önce Levent abinin dediği gibi onu bu noktaya getiren dinamikleri, nedenleri, sebepleri de açıklamalıdır. İşin başka bir tarafı Futbol Federasyonu'nu biz üç noktadan bakıyoruz. Birincisi yani kulüplere dağıtması parayı. İkincisi milli takımı organize etmesi ve Türkiye'yi temsil eden bir milli takımı oluşturması, o başarı için çalışması. Sonuncu olarak da hakemler. Ve bu aşamada hakemler konusunda özellikle görevde bulunduğu sürede çok yıprandı. Yani MHK'yi yöneten isimlere çok güvendi. Onlarla çalıştı, destek oldu. Ama hiçbir MHK'den ve o MHK'nin yönettiği hakemler ki bugün de gene aynı hakemler var. Doğru performansları, yeterli performansları alamadı. Mesela en son işte dün derbideki kaleciye pasın atıldığı yer konusunda bir FIFA hakeminin 6 tane yardımcısıyla beraber yanlış karar vermesi. Yani olacak şey değil. Yani bu noktada artık daha fazla bir şey yapamayacağını da hissetmiş. Moral olarak da çok geri gitmiş olabilir Nihat Özdemir. Peki Gürcan Bilgiç'e de çok teşekkür ederim sevgili izleyenler. Süreci değerlendirdi, sıcak gelişmeyi değerlendirdi. Bir bağlantımız daha olacak. Bu sefer Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan bizlerle beraber. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi tabii sürpriz bir karar oldu. Bu erken ayrılığın istifa kararının size göre perde arkasında ne gibi sebepler var? Buyurun. Yani ortalık o kadar karışıyor ki yani Türk futbolunun geldiği hal gerçekten beni çok üzüyor. Nuh topu gibi bir büyük krizimiz daha oldu. Krizlerin biri bitmeden biri başlıyor. Ya ben geçenlerde Fotomaç'ta kendi gazetemde bir yazı yazdım. Çekin kirlerlerinizi Türk futbolundan diye. Orada tahkime hedef aldım. Yani tahkim kurulu nasıl olur da Futbol Federasyonu'nun ve Merkez Hakem Kurulu'nun 13 hakemle ilgili aldığı kararı bozar, o hakemleri görevlerine iade eder. Yani dedim ki orada tahkim kurulu başkanı ve yönetimi bu gücü nereden buluyor? Yani altlar üst oluyor, üstler alt olmuş gibi bir konum ortaya çıkıyor. Yani karmakarışık bir durum. Perde arkasında kim var? Bu gücü kimden alıyor? Yani düşünsenize Futbol Federasyonu'nun bir kurulu, alt kurulu, tahkim ve disiplin kurulu. Hep yıllardır söylüyorum. Buralarda bir operasyon, temiz eller operasyonu yapılmalı. Buradaki hukukçular sorunlu, sıkıntılı. Türk futbolunun canını okuyan hukukçular var burada. Yani öyle böyle değil. Ya buraya neşter vurmadığın sürece Türk futbolunda kriz bitmez. Bakın şimdi
Bugün Nihat Özdemir'in başını yediler. Yarın başka bir futbol federasyonu başkanına aynı operasyonu çekerler. Yani tahkim kurulu mu operasyon yaptı? Burada tahkim kuruluna bu gücü veren, cesareti veren kim ya da kimler? Türk futbolunun perde arkasından kim yönetmeye çalışıyor? Bu koltuğa kim talip? Kim Türk futbolunu canını okumaya çalışıyor? Asıl onun bulunması lazım. Aslında herkesin de mutlaka Nihat Özdemir, Nihat Başkan da biliyordur. İşte Mehmet Baykan'ın istifası, ikinci adamın istifası, sonrasında işte gelinen kriz, işte hakemlerin durumu. Yani nereden tutsanız elinizde kalır bir duruma geldi Türk futbolu. Dediğim gibi ben yıllardır söylüyorum Aspor yayınlarında da. Yani Merkez Hakem Kurulu hakemlerine hakim olacak. Evet. Türkiye Futbol Federasyonu da kurullarına hakim olacak ki ben geçmiş dönemlerde Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığını yapan bir başkanın kurullarımıza yani tahkim ve disiplin kurullarına hakim değiliz. Hakim olma şansımız da yok demişti. Ya böyle bir şey olur mu ya? Demek ki sorunlu bir buradaki kurullar sorunlu. Tamamını göndereceksin, yenisini getireceksin. Tertemiz hukukçular getireceksin. Bunu yapmadığın sürece bu olur. Yani tam böyle naklen yayın ihalesinin artık evet, nihayete ermesini beklediğimiz bir günde şimdi Futbol Federasyonu Başkanı istifa ediyor. Yani Türk futbolunun marka değerini yerlere düşürmek için elinden geleni yapan birileri var. Yani bunlar bulunmayacak şeyler değil. Çeksinler gerçekten ellerini. Yani amaçları ne onu anlamıyorum. Yani Türkiye Futbol Federasyonu olmaksa bir gün mutlaka olurlar. Ama bunu ayak kaydırarak ya da perde arkasında krizler çıkararak yapmaya çalışanları kınıyorum. Yani Türk futbolu da affetmez. Bunlar yani herkesin yaptığı yanına kar kalır ve bunlar bir gün ortaya çıkacak. Yani kim yaptı? Bu nereden çıktı durup dururken şimdi? Nihat Özdemir'in istifa sürecine getiren sebepler mutlaka kendisi de anlatacaktır ama Nihat Özdemir daha fazla kriz olmasın diye perde arkasına çok girmeyecektir. Yani dediğim gibi yani lig bittikten sonra bunlar olsaydı bu kadar olmazdı. Yani ligin boyu çok kısalmış artık. Yani gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. 93'ten beri Türk futbolunun işte içindeyiz, spor gazeteciliği yapıyoruz. Ben bu kadar krizi bir sezonda yaşamadım. Gerçekten yani Nihat Özdemir başarılı mı? Bana göre başarılıydı. Pandemi dönemini iyi idare etti. Sponsorluk anlaşmaları, Türk futbolundaki bunca kriz, başkan krizleri, yönetim krizleri hepsine nereden baksanız evet, o krizleri çözmek için her şeyi yaptı. Herkese zeytin dalı uzattı ama gelinen süreçte onu da bıktırıp koltuğundan ettik. Geçmiş olsun. Yani Türk futbolunun geldiği nokta işler acısı. Peki bundan sonraki süreçte bizleri neler bekliyor? Biraz onu da konuşalım. Şimdi altında evet, yatan sebeplerden bahsetmeye çalıştık perde arkasından. Evet. Ağzınıza sağlık. Şimdi yeni de bir seçim sürecine, bir kongre sürecine evet, girilecek. Siz de bahsettiniz. Birçok konuyu da evet, aslında bu etkileyecek. Mesela evet, en sıcak gündem yayın ihalesi süreci. Nasıl etkilenecek? Ne yayın dersiniz? Yayın ihalesi süreci tabii ki etkiler. Yani sonuçta ihaleyi alacak olan kuruluş belliydi. Şimdi daha da düşürür fiyatları bu durumda. Yani düşünsenize şu anda milli takımın durumu ne olacak, teknik direktörü ne olacak? Yani her taraftan baştan aşağı dizayn edilmesi gereken bir durum var. Ama gerçekten bir kereye mahsus baştan aşağı dizayn edilmeli bu sorunlar bir daha çıkmaması için. Ama yapılamıyor. Yani neden yapılamıyor, nasıl yapılamıyor, bu adamlar, kim, bu hukukçuların arkasında kimler var? İşte hakemler gönderildi diye ayağa kalkan resmi sitelerden açıklama yapan başkanlar, kulüpler var. Ya bırakın yani bu hakemlerle şampiyon olan kulüpler de oldu ama performansları gerçekten kötüydü. Bu maçlardan sonra bu hakemleri eleştiren kulüp başkanları, resmi siteden kınayan, bu hakemleri kınayan kulüpler 13 hakemin görevine MHK ve Futbol Federasyonu son verdi diye onların arkasında durmaya başladılar. Yani nasıl olur? Yani inanamıyorum ya. Bir taraftan bir önceki yıl eleştirirken şimdi hayır niye gönderdiniz? Sezon bitseydi. Yani bir operasyon yapılmış, saygı duymak lazımdı. Ben şimdi Futbol Federasyonu yani o koltuk boş kalmaz. Mutlaka oraya çok şu anda bir sürü başkan adayları konuşuluyor zaten. Yani Nihat Özdemir'in daha resmi olarak ben görevi bıraktım, istifa ettim demeden bir sürü başkan adaylarının ismini ortaya atıyorlar. Yani bunlar da tehlikeli.
Gerçekten tehlikeli. Öyle bir kirlilik oluşuyor ki yani dediğim gibi ihale çok önemli. Kulüplerin çok paraya ihtiyacı var. Kulüplerin kasalarında şu anda 5 kuruş para yok. Hiçbir kulübün parası yok. Ya işte 2 ay sonra transfer sezonu derken Temmuz ayında Avrupa maçları, birçok kulüp işte kongre süreçleri var. Teknik direktörü belli olmayan kulüpler var. Yani Türk futbolunun lokomotif kulüplerinde sorunlar var. Nasıl olacak? Nasıl çözülecek? Yani Futbol Federasyonu naklen yayın ihalesi şimdi ortada. Nihat Özdemir istifa etmeden bu sorunu çözmeliydi. Yani çözebilecekler mi? Yoksa gelen başkana mı kalacak? Sezon başlar. Sonuçta seçim süreci de bir kaosa neden olur Türk futbolunda. Yani bunların bir an önce hızlı bir şekilde halledilmesi lazım. Ama dediğim gibi başkan gelse de o kurullar temizlenmediği sürece, oralara yeni tertemiz hukukçular atanmadığı sürece bugün Nihat Başkan gider, yarın bir başka başkan geldi mi onu da 2 yılda, 3 yılda yerler. Böyle düzen gider ama dediğim gibi Türk futbolunu nereden tutsanız elinizde kalacak bir duruma getirdiler. Bunlar dediğim gibi yani Türk futbolundan artık ellerini ayaklarını çeksinler, gitsinler parklarda torunlarını gezdirsinler artık. Yani diyebileceğim bu, yazıklar olsun. Yani bu kadar Türk futbolunun ayarlarıyla oynamaya çalışan birileri var demek ki perde arkasında. Onları da yani çıksın Nihat Başkan ya da birileri kulüpler birliğinde konuşulsun. Evet. Yani her gün ölmektense bir kere ölsünler ya. Yani bunun savaşını vermezsen bir adım ileriye gidemezsin Türk futbolunda. Bir de Ender Bilgin bu süreci bize bir anlatsın. Bundan sonra ne olur? Süreç nasıl işler? Sayın Bilgin. Sevgili Aykut, kolay gelsin. Konuklarına da selamlar. Tabii çok yoğun bir gündem ve beklenmedik bir gelişme. Şöyle beklenmedik. Şimdi az önce sevgili Aylin Domaç da ifade etti. Aslında başkanın bir süredir rahatsızlığı vardı. Bunu bizler de birebir konuşmalarımızda duyuyorduk, hissediyorduk, yaşıyorduk. Ama işte bundan yaklaşık 3 yıl önce 1 Haziran 2019'da daha toparlayıcı, işte kulüplerin genel anlamda sıcak baktığı bir abi gibi Nihat abi formülüyle göreve gelmişti Nihat Özdemir. Fakat o günden bugüne geçen zamanda özellikle son bir yıllık süreçte gerçekten çok yıprandı. Sürekli olarak kulüplerin özellikle hakem kararlarından hareketle eleştirilenin hedefi oldu. Son süreçte, artık son dönemeçte diyeyim ben buna, hem MHK konusu hem de yayın ihalesinde bir türlü uzlaşıyı yakalayamaması onu iyiden iyiye, Nihat Bey'i iyiden iyiye yıprattı diye biliyorum. Gerçekten o da zaten çok yoğun bir iş adamı bir yandan da. Burada kendisi, kendi ifadesiyle hiçbir çıkarı olmadan zor bir görevi, kendisine tevdi edilen görevi yerine getiriyordu. Bir yıllık daha da görev süresi vardı. Ama şimdi yönetim kurulu içinde de, kulüpler birliği içinde de öyle bir noktaya geldi ki demek ki kendini artık hem tükenmiş hem de çözüm üretemez buldu ve yıprandığını, daha fazla da yıpranmaması gerektiğini gördü ve bu kararı aldı diye düşünüyorum. Şimdi Sayın Servet Yardımcı Haziran ayına kadar görünen o ki vekalet edecek başkanlığa. Şimdi prosedürlere tam olarak bakmadım. Normalde Mali Genel Kurul'un olağanüstü seçimli genel kurula evrilmesi diye düşünüyoruz şu anda ama o işte belli bir gün sayısı var vesaire, şu bu, daha önceye alınabilir mi? Bunu neden söylüyorum? Çünkü önümüzde bir yayın ihalesi var. Şimdi o yayın ihalesi de başkanın vekaleten görevi yürüttüğü bir ortamda sonuçlanabilir mi? Çok emin değilim açıkçası. Yeni başkanı beklemek gerekebilir o süreçte. Nasıl olacak? Yeni bir yayıncı sadece Haziran, Temmuz, Ağustos'un ilk haftası başlayacak diye öngörüyoruz Süper Lig. 2 ayda nasıl hazır hale gelecek? Nasıl teklif süreci vesaire yönlendirilecek? Ya da belki o süreç yeniden başlayacak da Haziran'da mı nihayetlenecek? Bu yayın ihalesiyle ilgili olan kısım. MHK konusu zaten çok yıpratmıştı. Bir yandan biz biliyoruz gelecek sene için ya da olası bir erken seçim için
hazırlık yapan bazı başkan adayları da vardı. Onların kulisleri vardı. Açıkçası bu Merkez Hakem Kurulu'ndaki bir takım ilişki ağı da o başkanlık yarışının yansımalarından hareketle bir takım güç odakları oluşmuştu. Bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman aslında tam bir kaotik ortam vardı. Nihat Bey istifa ederek kenara çekildi. Bundan sonraki süreçte kolay geçmeyecektir. Türk futbolunun çözümlenmesi gereken meseleleri var. İşte öncelikle bir yayıncı kuruluşu yok şu anda Süper Lig'in ve Birinci Lig'in. Sonrasında bu MHK konusu ne olacak? Yeni bir MHK mi formülüze edilecek? Kulüpler nasıl, Kulüpler Birliği nasıl tavır alacak? Bu yeni başkanlık sürecinde kimler ön plana çıkacak? Biraz o ön plana çıkacak isimlerin de aslında burada yaşadığımız olayların sağlaması olabileceğini düşünüyorum ben. Zor bir dönem ama yoğun bir dönem olacak. Dediğim gibi yeni başkanı da zor bir koltuk, bir ateşten gömlek bekliyor, öyle düşünüyorum.